TRT Haber ekranlarından yeniden merhaba. Sevgili seyirciler, Türkiye'nin dört bir yanından derlediğimiz haberlerle memleketten haber varla karşınızdayız. 13. Uluslararası Savunma Sanayi Fuarı İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde başladı. 12 Mayıs'a kadar sürecek fuarda milli savunma sanayinin önemli projeleri de sergileniyor. Biz de şimdi ayrıntıları alacağız. TRT muhabiri Niyazi Dölek bekliyor bizi. Niyazi, söz sizde. Şu anda savunma sanayi fuarındayız. Sabahtan beri bu fuardayız. Çok büyük bir fuar. Devasa büyük bir fuar. Dünyanın en büyük 5 fuarından biri. Fuarsa devasa aletler, devasa ekipmanlar var savunma sanayi ile ilgili. Şimdi savunma sanayi fuarında dikkat çeken bir ekipman var arkamda şu anda. Türkiye'nin ilk yerli ve milli motoru ve bu motoru üreten TEİ firması. Yanımda şu anda TEİ firmasının genel müdürü Mahmut Akşit var. Birazdan Türkiye'nin ilk yerli ve milli motorunu kendisiyle konuşacağız. Efendim, yanımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Teşekkür ederim. İlk önce yerli motorun üretim sürecinden biraz bahseder misiniz? Şimdi TEİ olarak biz Türkiye'nin motor şirketiyiz. Kendimizi öyle kabul ediyoruz. Ve Türkiye'mizin ihtiyaç duyduğu motorları Türkiye'de tasarlayıp geliştirip üretmek için varız. Bu konudaki ilk geliştirdiğimiz motorlardan biri de arkamızda gördüğünüz dizel motorumuz. Daha önce daha küçük ölçekli motorlarımız, jet motorlarımız yapıldı, geliştirildi, uçuşları gerçekleştirildi. Bunlar tabii ki daha küçük hedef uçaklar içindi. Bu arkada gördüğümüz motor Anka insansız hava aracımız için özellikle ve bunun benzeri insansız hava araçları için gerçekleştirildi. Motorumuzun özelliği, motorun bütün tasarım süreçleri tamamen Türk mühendisleri tarafından TEİ'de gerçekleştirildi. İmalatı da tamamen özgün ve bize ait. Tabii ki bazı parçaların imalatını tasarım bize ait olmasına rağmen yurt dışında yaptırmak zorunda kaldık ama bunların Türkiye'de ürettirilmesi için ve kendimizin üretim yeteneğinin kazanması için gayretlerimiz sürüyor. Örnek olarak bu motorda hemen hemen her şey yerli ve milli. Üretimi de yerli ve milli. Sadece motor gövdesinin dökümünde Türkiye'de bir iki deneme yaptık. Bazı sıkıntılar yaşandı istenilen kalitede üretme konusunda. O yüzden ilk birkaç motorumuzun dökümünü yurt dışında gerçekleştirdik. Peki ne zaman başladınız? Bu çalışmalar aslında 3-4 yıl öncesine kadar gidiyor. Tabii ilk önce tasarımın iterasyonları diyoruz. Yani bir tasarım yapıyorsunuz, tekrar tasarım yapıyorsunuz, tekrar istenilen performansı alıncaya kadar. Ağırlık, güç oranı, yakıt sarfiyatı. Bu gördüğümüz motoru tamamen milli imkanlarla geliştirdikten sonra, ürettikten sonra Ocak 2017'de 30 Ocak'ta çalıştırdık. Ve Şubat ayı içinde tam yüke çıkardık. 170 beygir dizel motorumuz, milli motorumuz. Şu anda kendi sınıfında dünyada en az yakan motordan daha az yakmakta. Şu anda Anka'nın kullanmakta olduğu motor 155 beygir. Bizim motorumuz 170 beygir güç veriyor. Şu anda mevcut ithal Anka'nın kullandığı motor 11.500 feet kritik irtifaya sahip. Bizim motorumuz 20.000 feet kritik irtifaya sahip. Yani birçok yönden mevcut kullanılan motora göre üstün. İnşallah bu motorumuz şu anda olgunlaştırma testleri diyoruz. Motor çalıştı ama tabii ki uçuşa vermeden önce motoru değişik çalışma şartlarında, irtifa şartlarında, görev profillerinde test ediyoruz defalarca. Peki efendim, bu motorlar uçaklarda kullanıldıklarında uçaklarda hız bakımından ya da başka şeylerde herhangi bir değişiklik olacak mı ya da yakıt sarfiyatı bakımından? Mesela bu motorumuz biraz önce bahsettiğim gibi yakıt sarfiyatı olarak üretilen beygir gücü başına yakıt sarfiyatı olarak rakip motordan yaklaşık %6-7 daha az yakacak. Tabii bu çok büyük bir rakam gibi gelmeyebilir ama rekabet kıran kıran olduğu için gerçekten iyi bir rakam. Şöyle söyleyeyim, 24 saat havada kaldığınız zaman bu yüzlerce kilo yakıta tekabül ediyor. Yani az bir rakam değil. Bu da tabii ki görev yükü olarak yahut da havada kalış süresi olarak kullanılan platforma ciddi bir avantaj sağlıyor.
Peki son olarak şunu sorayım. Yani talep nasıl? Talep şu anda şöyle söyleyeyim. İlk müşterimiz tabii ki Anka. Ama dünyada İHA'ların gelişimiyle beraber bu türlü motorlara ihtiyaç da ciddi oranda arttı. Şu anda biz dolaylı olarak Amerikan ordusu da kullanıyor bunları, biliyorsunuz. Değişik insansız araçlar. Onlara üreticilerine, Amerika'daki İHA üreticilerine bile satma potansiyelini araştırıyoruz. Motorumuz daha yeni olduğu için ilk etapta tabii ki bizim bunun bir ilk uçuşu gerçekleştirmemiz gerekiyor. Olgunlaştırma testlerini bitirip Anka ile beraber uçtuktan sonra da inşallah dünya piyasalarına hızlı bir şekilde giriş yapacağız. Yani ben her zaman şunu diyorum. Reklam yaparken çok fazla şeye ihtiyaç yok. İyi bir ürün kendi reklamını yapar. Motorumuz da gerçekten güzel bir motor. Teşekkür ediyorum yayınımıza konuk olduğunuz için. Evet, savunma sanayi fuarındaydık. Konuğumuz TEİ Genel Müdürü Mahmut Akçitli. Türkiye'nin ilk yerli ve milli motorunu konuştuk. Söz tekrar merkezde. Evet, Niyazi Dölek ve konuğuna teşekkürler. Fuar kapsamında milli savunma sanayinin önemli projelerine ilişkin değerlendirmeleri de almış olduk böylelikle.